Türkiye'de kulüpler son zamanlarda çeşitli etkenlerden dolayı ekonomik olarak zor zamanlar geçiriyor. Farklı yatırım kaynaklarıyla kendine gelir yaratmaya çalışan kulüpler, yönlerini kripto paraya ve dijital varlıklara çevirmiş durumda. TGRT Haber TV Spor Müdürü ve A Spor Program sunucusu değerli spor insanı Cüneyt Şen, Token Kafası mikrofonlarına kulüplerin durumlarını ve kripto parayla ilişkilerini anlattı. Aslında kripto paralar konusunda biliyorsunuz Beşiktaş Kulübü de geç katıldığı için bu konuda eleştirildi. Büyük değer kattığını düşünüyorum kulüplere ki kulüplerin gelir kaynakları çok kısıtlı. Yayıncı kuruluş, Türkiye Futbol Federasyonu'ndan aldıkları para, forma satışı ki Avrupa ile kıyaslanamaz bile bizdeki forma satışı. Bilet satışı, taraftar tribüne gelen taraftar sayısı da malum. Dolayısıyla can simidi gibi oldu kripto para kulüplere. Büyük destek verdi, ben böyle düşünüyorum. Dijitalleşmenin tüm dünyada büyük bir öneme sahip olduğunu dile getiren Şen, ülkemizdeki kulüplerin de yükselişe geçmesindeki kilit rolün dijitalleşme olduğunu belirtti. Dünyada da bu böyle. Bütün kulüpler bu şekilde büyüyorlar, gelişiyorlar. Dünyada bir numara forma satışı biliyorsunuz. Hani bir oyuncunun bedelini karşılayacak derecede forma satılıyor. Tribünler örneğin Borussia Dortmund'un tribününde şu anda gitseniz misafir olarak zar zor yer bulursunuz. Kombine alamazsınız. Çünkü biri ölmeden kombinesi bitmiyor. Yani öldüğünde de vasileri isterse devam ettirebiliyor kombinesini. Gelir kaynakları belli. Ama onlar bile bu tarz yeni açılımlarla kulüplerini desteklediler ve bir adım öne geçtiler. Dolayısıyla Türk kulüplerinin de bu konuda dikkatli olması, bu yeni gelişmeleri yakından takip etmesi gerekir diye düşünüyorum.